Cüneyt Arkın neden öldü ilk eşi ve sakladığı kızı kimdir? Karısı Betül ve çocukları yıkıldı. Yeşilçam'ın aksiyon aktörü Cüneyt Arkın bugün 84 yaşında yaşamını yitirdi. Bir süredir hastalıkla boğuşan Cüneyt Arkın'ın ölümü eşi Betül Arkın ile çocuklarını yıktı. İki kez evlenen Cüneyt Arkın ilk eşini ve ondan olan kızı Filiz Canlı'yı hep yok saymıştı. Cüneyt Arkın uzun süredir koa hastalığı ile mücadele ediyordu. İşte Cüneyt Arkın hakkında bilinmeyenler. 84 yaşındaki Cüneyt Arkın dün gece saatlerinde rahatsızlanarak Beşiktaş, ulusta bulunan özel bir hastanede tedavi altına alındı. İşi Betül Cürekli Batır ve çocukları hemen hastaneye koştu. Cüneyt Arkın burada yapılan müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Türk sinemasına damga vuran, yüzlerce filmde rol alan Cüneyt Arkın koa hastasıydı ve daha önce de hastanelerde tedavi görmüştü. Yaşamını yitirdiği hastaneden yeni açıklama geldi. İşte Cüneyt Arkın'ın ölüm sebebini duyuran o açıklama ve özel hayatının bilinmeyenleri. Hastane, Cüneyt Arkın'ın ölüm nedenini açıkladı, Cüneyt Arkın dün gece ambulansla Liv Hospital Hastanesi'ne götürülmüştü yaşamını yitirdiği hastaneden ölüm sebebine ilişkin şu açıklama geldi. Türk sinemasının değerli oyuncusu Sayın Cüneyt Arkın kalbinin durması sebebiyle ambulansla geldiği Liv Hospital'da bütün yeniden canlandırma çabalarına rağmen hayatını kaybetti. Liv Hospital ailesi olarak Türk sinemasının dev oyuncusunu kaybetmenin üzüntüsü içindeyiz. Cüneyt Arkın'ın ailesine ve tüm sevenlerine başsağlığı diliyoruz. 8 Eylül 1937 yılında Eskişehir'in Karaçay Köyü'nde dünyaya gelen Cüneyt Arkın'ın o zamanlar ismi Fahrettin Cürekli Batır'dı. Babası Kurtuluş Savaşı'nda yer almış biriydi. Soyadı da oradan geliyordu. Lise öğrenimini Eskişehir Atatürk Lisesi'nde tamamlayan Cüneyt Arkın, lisede Eskişehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen ile sınıf arkadaşıydı. Cüneyt Arkın ya da gerçek adıyla Fahrettin Cürekli Batır 1961 yılında İstanbul Tıp Fakültesinden mezun oldu. Üniversitede okuduğu yıllarda ilk eşi ve kızının annesi Güler Morcan'a aşık oldu. 1965 yılında Güler Morcan ile Cüneyt Arkın nikah masasına oturup evlendi. Cüneyt Arkın'ın kızı Filiz işte bu evlilikten 1966 yılında dünyaya geldi. Şöhrete giden yol, Cüneyt Arkın, memleketi Eskişehir'de, yedek subay olarak askerliğini yaparken, Göksel Arsoy'un başrol oynadığı Şafak Bekçileri, 1963 filminin çekimleri sırasında yönetmen Halit Refik'in dikkatini çekti. Askerliğini bitirdikten sonra Adana ve civarında doktorluk yaptı. 1963 yılında Artist Dergisi'nin yarışmasında birinci olan Cüneyt Arkın'ın rotasını sinemaya çevirdi. Bir süre iş arayan Cüneyt Arkın, 1963'te Halit Refik'in teklifiyle sinema oyunculuğuna başladı ve iki yıl içinde en az 30 film çevirdi. İlk eşi Güler Morcan ile şöhretin ilk basamaklarındayken evlendi ve bir yıl sonra kızı dünyaya geldi. 1968 yılına gelindiğinde ise Fahrettin Cürekli Batırı ismini geride bırakıp Cüneyt Arkın adını aldı. Adını değiştirip eşini bıraktı. Cüneyt Arkın şöhretin ışığını görünce sadece ismini değil eşini de bıraktı. 1969 yılında kızı Filiz 3 yaşındayken eşi Güler Morcandan boşandı. Cüneyt Arkın karısını ve kızını terk edişinin sebebi şöhret miydi yoksa farklı bir sebep miydi bilinmez. Ama yıllarca kızı Filiz ile hiç görüşmemesi hayli garip kızı Filiz'i 3 yaşından itibaren annesi Güler Morcan tek başına büyüttü. Filiz evlendiğinde de Cüneyt Arkın yanında yoktu, torunu dünyaya geldiğinde de. Filiz canlı da yıllarca babasını görmedi, ondan uzak kaldı. Taki kızı Defne 11 yaşına gelip de, dedemle tanışmak istiyorum diyene kadar. 3 yaşından itibaren kızı Filiz'i yok sayan Cüneyt Arkın, olay medyaya yansıyınca da şaşırtan bir tavır aldı. Cüneyt Arkın'a kızı Filiz Canlı ve torunu sorulduğunda, onları tanımıyorum dedi. Cüneyt Arkın'ın kızını böylesine yok sayması herkesi şaşkına çevirdi. Cüneyt Arkın'ın ikinci eşi ve çocukları, Cüneyt Arkın ilk eşinden boşandığı yıl ikinci eşi Betül Işıl ile 1969 senesinde evlendi. Cüneyt Arkın'ın bu evlilikten Kaan ve Murat ismini verdiği iki oğlu oldu. En yeni gelişmelerden anında haberdar olmak için kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın.